İstanbul Teknik Üniversitesi Arı Teknokent'te geliştirdiği özütleme yöntemiyle propolisi aktif olarak kullanmamızı sağlayan Aslı Elif Tan Uğur'la firması BEO'yu ve çalışmalarını konuştuk. Türkiye'de arıcılık ürünlerinin kalitesinin ve güvenliğinin uluslararası düzeyde kabulünün ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için çalışmalar yürüten firma, İTÜ Arı Teknokent bünyesinde çalışmalarını yürütüyor. Markamız 2013 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Arı Teknokent'te firmamızı Türkiye'de ilk defa sözleşmeli arıcılık yöntemiyle propolis üretimini başlatmak ve bunun proses yöntemlerini geliştirerek propolisi insan tüketimine uygun hale getirmek üzere kuruldu. COSGAP ARGE projesiyle firmamızı kurduk. Kurucularından biri benim. Ben gıda yüksek mühendisiyim. Uzun yıllar bal sektöründe bir firmada ARGE ve kalite direktörü olarak görev yaptım. Yaklaşık 13-14 yıl kadar. Daha sonra da yine propolis ülkemizde üretmek üzerine 2013 yılında ayrılarak profesyonel hayattan kendi şirketime başladım. Bir diğer kurucu ortağımız Taylan Bey, Taylan Samancı, ziraat mühendisi, arıcılık uzmanı, aynı zamanda eşim. Bir diğer kurucu ortağımız da Profesör Doktor Dilek Boyacıoğlu, İTÜ Gıda Mühendisliği bölümü hocasıdır. Bizim sektördeki toplam deneyimimiz 45 yılı aşkın. Beş yaşındaki çocuğunun sağlık sorununa çözüm bulmak adına arı sütü ve propolise yönelen Aslı Elif Tanuğur, sektördeki tecrübelerinden de yararlanarak ürünler geliştirmiştir. Ben bal sektöründe çalışırken oğlum 11 aylıktan başlayarak 40 derecenin üstünde bir ateşle her ay ateşleniyordu. Ve antibiyotiksiz de bu ateş bir türlü düşmüyordu. En sonunda antibiyotiklerin bir yan etkisi, bir alerjik reaksiyon, vaskülit denen bir vaka gelişti. Ve o kanın damar dışına sızması olarak tanımlanıyor. Doktor dedi ki çocuğunuzun bağışıklığı çok düşmüş, neredeyse sıfırlanmış. Antibiyotikler de biliyorsunuz bağışıklığı zayıflatan bir unsur. Dolayısıyla bağışıklığını arttırmamız gerekiyor dedi. Ben de araştırmalarımda, bilimsel yayınları taradığımda propolis ve arı sütüyle ilgili bağışıklık üzerine birçok bilimsel tıbbi makaleye rastladım ve kullanmaya karar verdim. Fakat araştırdığımda ülkemizde üretilmediğini ve bu ürünlerin neredeyse tamamının Çin'den ithal olarak geldiğini ve Çin'den gelen bu ürünlerde de birçok gıda güvenliği sorunu olduğunu fark ettim. Dolayısıyla bir arıcıdan rica ettim. Arıcılarla temasım vardı sektörde olduğum için. Benim için üretti. Propolis komandan çıktığı anda taş gibi bir haldedir. Propolis'i ama ham halde tüketemiyoruz. Ekstraksiyon dediğimiz bir işlem gerektiriyor. Bu da bir know-how'dır. Biz 2013'te İTÜ Arı Teknokent'te kurduğumuz firmada, üniversitede 2 yıl önce ARGE çalışmaları yaptık. Propolis'i insan tüketimine uygun hale getirecek proses yöntemini geliştirdik. Ve aynı zamanda sözleşmeli arıcılığı başlattık. Arıcılarımıza malzeme dağıttık. Arıcılarımızdan topladığımız propolisleri işleyerek bunları ürün haline, damla formuna ya da ballı karışımlar formuna çevirerek insan tüketimine uygun hale getirdik. Arı ürünlerinin doğru üretim prosesinde üretilmesi gerektiğine vurgu yapan Tanuğur, sektörün durumunu net bir şekilde analiz ettiğinin altını çizdi. Ham bal aslında pastörize ve filtre edilmemiş, kovandan çıktığı haliyle besin içeriği, değeri korunmuş bal demek. Biz bütün ürünlerimizde sözleşmeli arıcılarımızdan sadece propolis almıyoruz, polen ve balını da alıyoruz. Ve bu balı da işlemeden ham halde koruyarak ürünlerimizin içerisinde yer veriyoruz. Mesela propolis arı sütü bal karışımı hazırlıyoruz. Keza arı sütü de öyle, kovandan çıktığı gibi kullanılabilir. Ama bir tek polen mutlaka ekstraksiyon yani özütleme gerektiriyor. Bu da doğru yapılmazsa elde ettiğimiz son ürün propolisin faydalı bileşenlerini içermeyebilir. Burada örnek olarak şunu verebiliriz. Propolis normalde suda veya yağda çözünen bir ürün değil. Dolayısıyla hani bu iddiayla satılan piyasada bir takım ürünler var. Maalesef bunların propolis içeriği ya hiç yok ya da yok denecek kadar az.
Propolis'in %95'i çözülmüyor yağda veya suda. Ancak %5'i en fazla çözünebiliyor. Ülkemizde de dünyada da propolis'in standardı maalesef yok. O nedenle raflarda ürünler çok kontrollü değil. Burada sadece uzmanlık çok ön plana çıkıyor. Bizler uzun yıllar firmanın kurucuları olarak 5 yılı aşkın bu sektörde çalışıyoruz. Ve 2013'ten beri de sadece propolis üzerine kurduğumuz bir tesisimiz ve laboratuvarımız var. 45'i aşkın çalışanımızla, ki bunların önemli bir kısmı kimyager, gıda mühendisi, biyolog ve ziraat mühendislerinden oluşuyor. Bu Ar-Ge'yi ve bu know-how'ı geliştirdik. Ülkemizde propolisi ürettik ve ihraç ediyoruz artık. İthal edilen bir ürünü ihraç eder hale geldik. Dolayısıyla bu anlamda ciddi bir katma değer yarattık sektöre. Türkiye'de ilk defa sözleşmeli arıcılık çalışmalarını başlatan firma, üreticilerin ek gelir elde etmesine de katkıda bulunuyor. Türkiye'de ilk defa başlattık sözleşmeli arıcılık modelini. Bunu da neden yaptık? Bu aslında Amerika'da Fair Trade, yani etik ticaret dediğimiz bir sertifikasyon vardır. Bu çerçevede başlattığımız bir yöntem. Burada biz arıcıyla doğrudan sözleşme yapıyoruz. Yani arıcımız propolisi, arı sütünü, polen ya da balı ürettiği zaman bunu nereye satacağını daha üretmeden önce biliyor. Kime satacağını, kaç paradan satacağını biliyor. Ama biz de alım yapan firma olarak onun hangi koşullarda ürettiğini denetliyoruz. Birlikte çalışıyoruz. Arıcılık uzmanlarımız var. Arıcılık uzmanlarımız onlara hem bilgi desteği veriyorlar hem malzeme desteği veriyorlar. Yani arıcımıza polen üretmesi ya da propolis üretmesi ya da arı sütü üretmesi için gerekli malzemelerin bir kısmını biz tedarik ediyoruz. Ve aynı zamanda işçiliğini de kolaylaştırıyoruz. Mesela propolisi hani kovanda üretti, daha sonra onun üzerinde bir işçilik vardır. O işçiliği yapmasını istemiyoruz. Doğrudan ürettiği haliyle bize gönderiyor. Biz bütün prosesi tamamen kendi tesislerimizde gerçekleştiriyoruz. Bu konuda çok sayıda da Ar-Ge projesi gerçekleştirdik. COSGAP destekli, TÜBİTAK destekli, Teknoloji Bakanlığı destekli. Çok sayıda Ar-Ge projesini 2013 yılından bugüne tamamladık ve yürütmeye de devam ettiğimiz projeler var. Bizim amacımız ülkemizde sözleşmeli arıcılık modeliyle doğru ve doğal koşullarda, kontrollü koşullarda üretilmiş olan arı ürünlerini, başta propolis olmak üzere, bunları katma değerli ürünlere dönüştürerek hem ülkemizde hem de dünyada Anadolu arı ürünleri, Anadolu propolisi olarak satışa sunmak ve bunun da hem marka değerini, ülkemizin marka değerini yükseltmek hem de kendi markamızı da bir uluslararası marka haline getirmek istiyoruz. Sektörün belirli bir standardının olmadığını belirten Tanuğur, otoriteler tarafından da ödüllendirildiklerini belirtti. Kurulduğumuz günden beri aslında 4 yıllık bir firmayız. Hani yeni bir firma sayılırız ama 7 ayrı ödüle layık görüldük bugüne kadar. Bunlardan hepsi çok değerli ve önemli ama bizim için en önemlilerinden bir tanesi özellikle Ar-Ge ödülü olduğu için TÜBİTAK, TTGV ve TÜSİAD'ın düzenlemiş olduğu inovasyon ödülleri yarışmasında aldığımız birincilik ödülüydü. Bu propolisin insan tüketimine uygun hale getirilmesi projesiyle aldığımız bir ödüldü. Yine üniversitemizin İTÜ Arı Teknokent'in BİTEK ödülü de çok önemli bir ödül, bahsetmek istiyorum. Burada da fikri mülki haklar, yani patent alanında yaptığımız başvuruların sayısı ve çokluğu ile aldığımız bir ödüldü. Kadın girişimcileri yarışmasında geçen yıl aldığımız ödül de benim için çok anlamlıydı. Hem bir anne olarak, hem bir gıda mühendisi olarak ve girişimci bir kadın olarak. Ve daha sonra Amerika'dan da uluslararası bir ödül aldık. Amerika'dan kakao, propolis, fındık içeren ürünümüz 3000 ürün arasından inovatif ürünler kategorisinde birinci seçildi. Yine Avrupa Birliği'nden de bizim arıcılığa yaptığımız katkılar nedeniyle Eko İnovatif Firma Ödülü kazandık. Çünkü yaptığımız çalışmalar aynı zamanda arıcılığımızın da gelişmesine katkı sağlıyor. Arıcılarımız bal dışındaki ürünlerden de para kazanır hale geldiler ve gelmeye devam ediyorlar. Bugün 80 bin kovanla 300 üreticimizle tüm Türkiye'nin değişik illerinde sözleşmeli arıcılık yapıyoruz. Ama 7 milyon arı kovanı olan bir ülkedeyiz
ve 60 bin profesyonel arıcının olduğu bir ülkedeyiz. Dolayısıyla ciddi bir potansiyel var. Biz bu potansiyeli ortaya çıkararak Anadolu'muzun değerli bitkilerinden elde edilen bu değerli arı ürünlerini ve bunların şifasını da koruyarak bunları tüketicilere ulaştırmaya çalışıyoruz.